Herkese merhabalar arkadaşlar. 6 Nisan İstanbul Çarşamba günü yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da bizleri 8 koşul bir program bekliyor. Antalya videosu da bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da dilerseniz seyredebilirsiniz diyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Yine isterseniz, dilerseniz katıl üyesi olmayı da unutmayın diyoruz bizlere ve başlıyorum arkadaşlar. Tahminlere ilk koşu iki buçukta başlayacak. Altılı kan yarışı arkadaşlar burada gördüğünüz üçüncü koşuyla saat üç buçukta start verecek. Son koşu 6'lığında bitişi saat altıdaki. 8. koşulu olacak. İlk yarış 2.5'ta Meydan 4 yaşlı Araplar 2000 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 10 safkanın start alacağı bu koşuda 35 gün evvel bir ikincilik elde eden Görke birlikte start alacak olan turbo temsilcisi Darlanma 8 numara. Burada benim favorim. Yanına da Özcan Yıldırım ile birlikte Göktuğra 4 numara. Yeterlidir diye düşünüyorum. Göktuğra da 28 gün evvel bir üçüncülük elde etti. O da bir temsilcisi olacak burada. E, bu Safkan'da yine tercih edilebilir. Birinci dörtlü yanında ilk ayak 4-8 yeterli diyorum. İsteyenler tabi başka bir at beğendiğiniz varsa burada tercihleyebilirsiniz. İkinci koşu Yedil Pes'in ilk ayağı. Yedi Safkan'ın start alacağı bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada bir numara. 18 gün evvel ikinci olan Safkan. Saadettin Boyraz'la birlikte Maggie halk favorimdir. Ee, Maggie Havka burada hem 7'li plesede hem de birinci dörtlü Ganyan'da tek öneriyorum. Rakip 2 numara Hışman Hışmançızik'te ve 3 numara Badu. ve de tabii işte birlikte start alacak olan safkanlar. Bu ikisi burada rakip olacaktır. Sürpriz de Halis Karataş'la Another Breeze'den gelebilir. 63 günlük bir arayla start alıyor. Bu sezon iki kez ikinci oldu 5 numara. Bu arada 7 numaralı safkanın bizimle bir ilgisi yok. E, hani soy isim Karaca diye burada e, onu da belirtmek istedim. Bizimle bir bağlantısı yoktur e, bu e, safkanın da. E, onu da belirteyim dedim. Dediğim gibi bir numara yeterlidir burada tek olarak. Zaten 1.24.90 ile birlikte en iyi derecenin de onda olduğunu görüyorsunuz. bu mesafede geçilmez durumda şu anda. Geçelim 3. Koşu Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Meydan 4 yaş şarap atları 2000 sentetik pist yarışı. 9 gün evvel ikinci olan bir Safkan. Burada Good Wave 1 numara ilk vereceğimiz isim. Yine bir hafta evvel ikinci olan Gökhan Gökçe birlikte 8 numara Turhan Şah. Burada 58 kiloda iyi koşacağını düşündüğüm bir Safkan. Sürprizde 9 numara Zeyno'dan bekliyorum. Ee, bu sezon bir kez start aldı. 35 gün evvel 7. oldu. Daha evvel geçtiğimiz sezonda çok iyi yarışlar koşmuş bir isim. Burada açıkçası iyi bir yarış yaparsa yani geçtiğimiz koşusunun üzerine iyi bir tempo koyarsa ben açıkçası başarılı olacağını düşünüyorum burada. Tabii zor olacak. Ee, yani 35 günlük bir ara daha evvelinde biraz daha ara vardı yine. Ee, tabii ki normaldir zorlanması ama o yüzden sürpriz olarak söylüyoruz. Bir de yine bir sürpriz daha. Ee, Nevzat tavci ile start alacak olan. 5 numara Seredinen Bey bu safkanda iki kez koştu. İkisinde de, de tabela dışı. Ancak jokeyini güvenerekten burada bir tercih yapılabilir. Baki Bey. Anne tarafı Caş. Şöyle bir idmanla göstereyim sizlere. Ee, gördüğünüz üzere bu şekilde idmanlar arkadaşlar. Ee, beğendiğiniz herhangi bir isim varsa e, bu yarışta ilave yapabilirsiniz tabii ki. Metin Amiri dili e e ekürlerden 2 numara ateşi kanatları mesela bir seçenek olabilir. Geçelim 4. koşuya. 15 handikap yamak 1-4 yukarı rapatları 1400 sentetik piste koşacaklar. Arkadaşlar 12 safkan start oluyor burada günün en zorlayıcı koşularından birisi olacak bu açıkçası. 14 gün evvel 3. olan 5 numara rüzgarınızı buradaki ilk tercihim benim yanında 1 numara hüruçan yüksek kilosu var isterseniz yazın istemezseniz yazmayın diye bırakıyorum bu safkanı. Öte yandan Fırtına Vadisi 18 gün evvel 4. olmuş bir safkan ve 59.5 kiloda start alacak. Cemal Paso ile birlikte Madiyan 7 numara 55.5 kiloda burada sürpriz isim olabilir. Dikkat edelim bu ismi. Bir de Ağdaşlı 4 numara yine e, o da burada baktığımızda bir sürpriz isim olabilir. Bu sezon bir şey yapmadı ama geçtiğimiz sezon 1-2-1 şeklinde kapatmıştı e, sezonunu. Bu sebeple burada bu ismi de değerlendirmeye alın derim. Geçelim 5. koşuya. Arkadaşlar Avrasya Ekonomik Zirveleri Koşusu 22 Handikap 4 Yukarı İngilizler 2100 Sentetik Pist Yarışı Arkadaşlar burada çok iyi isimler var 8 Safkan Start alıyor ee, Ben burada e, sizlere açıkçası öncelikle favori gördüğüm isim Siempre doğrudur bir numara onu söyleyeyim e, Bu koşu için şunu belirteceğim Beğendiğiniz bir isim varsa ilave yapın Lakin bir numarayı tek olarak görün derim burada Mürsel Kayış biniyor apranti. Apranti olmasının sebebi kiloyu düşürmek amaçlı olduğunu inanıyorum burada özellikle. Nitekim 22 handikap bir koşu. E, handikap yarışı oldu mu tabii ki. E, rakiplerinin handikapına göre de belirlenmesine ötürü burada e, bu safkanın haliyle e, kiloyu düşürmek için apranti bindirmesi normaldir. 32 günlük bir ara ciddi bir ara değil. Özellikle de böyle bir yarış koşacak bir at için yani 22 handikap demek açık yarış demek gibi bir şey. Ben burada bir numara tek olur diyorum. Rakip bu mesafede pek iyi gitmese de yani en iyi derece anlamında 3 numara Beyond Expectation olur. Öte yandan bir diğer isim ee, 4 numara New World. Ona da Vedat Abiş binecek. Birine de Saadettin Boyraz. Bu iki safkandan birisi rakip olabilir diye düşünüyorum. Ferhan birazcık formda geliyor. Onun ihtimali vardır. İşte Müslüm Şelik Kuyki'ye biniyor. Ne bileyim Nevzat Avcı, Villager Song'da olacak. Metin Amedi, de. Ya bunlar da o yüzden dedim. Bir tane beğendiğiniz bir isim varsa şayet bir safkan ilave edin ama bir numara tek olur diyorum buraya. Geçelim 6. Koşu İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusu. Ee, kısa vadi 7, 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada 6 safkan start alıyor gördüğünüz gibi. Bu 6 safkandan e, burada mesela Kurtelik ürisinin safkanı iki, e, 21 gün sonra yani bu kadar böyle iyi bir yarışta e, start alacak olan safkan. Rejo The Wind mesela Halis Karataş'la birlikte e, dikkat çeken bir safkan konumunda e, olacaktır. Fakat ben yine de bu yarışta birazcık da kalitesiyle beraber, kalitesi itibariyle bu yarışı bir numara Master of Puppets'ın çözeceğini. 15 gün evvel dördüncü oldu bu Safkan Mehmet Kaya ile birlikte kazanacağını düşünüyorum. Zaten kendi ekürisinin Safkanı Kaya ekürisinin safkanı burada Mehmet Kaya ile birlikte kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Bu sezon iki kez en son 6 yarışta kazandı galibiyet. Hiç tabela dışı kalmadı. Ben o yüzden burada bir numara Master of Puppets tek veriyorum. Dediğim gibi Rage of the Wind mesela burada iyi koşarsa ikincilik özellikle çok büyük bir ihtimal olur ama Harmony Ranger mesela burada 6 numara baktığımızda 32 günlük bir arayla geliyor en son 5. olmuştu. Bir yarış görüp peşinde şimdi koşacak. Düşük bir kilosu var. Şansı olabilir. Lakin yine de ben burada Mehmet Kaya bu yarışı bırakmayacaktır kazanacaktır diyorum Master of birlikte bu koşuda en büyük şansı onlara veriyorum. Şöyle bir idman da gösterelim. Yani Zaten Master of formu çok yerinde bu da ispatıdır. Dediğim gibi Kurtelikülis'in Safgan'ı üçlü barada bakın yine formu yerinde bir isim. Polpuda da mesela burada yine işi olan bir diğer safgan. Onu da form yerinde. Burada bütün safganlar arkadaşlar tam kapasite koşacaklar. Benim hiçbir şüphem yok buna. Çok keyifli bir yarış izleyeceğiz. Bir numara favori banko diyorum. Geçelim 7. koşu. Şart 4. 4 yukarı patları 2000 mesafe sentetik pist yarışı yine arkadaşlar. 2 yarıştır 4. gelen Akkula. 4 duvar Ares Karataş birlikte ilk vereceğimiz safkan Yanına 86 Andikabu ile birlikte... İki yarıştır kötü gelen 28 günlük bir arayla koşacak olan ama ancak bu sezon iki kez galip gelmiş olan Hışman Çizikli birlikte Oymak Bey temsilcisi bir numara Ak Bey e, önerimdir. Burada arkadaşlar 1 4'ü ayırmıyoruz. Küçük kupon, orta kuponda yanlarına 3 numara Afacan yazıyoruz. Özcan Yıldırım biniyor. E, bir de başka bir at istiyorsanız geniş kuponda serbestsiniz burada. 1 e, 4 küçük kupon, 3 numara orta, geniş kupon serbest diyoruz bu koşuya. Geçelim 8. koşuya 14 handikap 4 yaş şarap 2000 mesafe sentetik piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada bizim safkanımız 5 numarayla start alacak olan Karacalar da koşuyor Gökhan Bektaş idaresinde. En son 18 gün evvel 4. lük elde etmiş olan safkanımız ee, daha evvelden e, bu 8. lük 4 gün arayla koştuk onu sayma, saymayın. Ee, Geriye kalan yarışlarına 2-4-2-6 şeklinde geldi gördüğünüz gibi. Biz burada safkanımıza çok yüksek bir şans veriyoruz. Burada geçildiğimiz safkan 14 gün evvel start alan en son ikinci olan bir önceki yarışında üçüncü oldu. Alkattan mesela burada bir isim burada geçildiğimiz olarak görebileceğimiz. Fakat Alkattan e, biz o zaman e, tam anlamıyla formda değilken bizi geçmişti. O yüzden biz burada Karacalar'ın şansını daha yüksek görüyoruz. Yine de Alkattan Cemal Paso ile birlikte ikinci olarak önereceğimiz Safkan'dır buraya. 5 numara arkası 2 diyoruz hemen. E, başka bir hatta belirteceğiz burada arkadaşlar. 9 numara Örskan. E, Özcan Yıldırım'la start alıyor. Safkan 11 gün evvel 4. olmuş bir isim. E, bir önceki yarışta 5. gelmişti. Orada bizim hemen arkamızda 5. olmuştu o yarışta işte şurada gördüğünüz dördüncü olduğumuz koşudan bahsediyorum arkadaşlar bunun haricinde buraya ilave yapacaklar herhangi bir başka bir safkanı yazabilirsiniz ben 2, 5 ve 9 burada kesinlikle yazılsın diyorum Kerem Şah bir tercih olabilir burada ilave için öte yandan Safiha iyi bir safkan. Safiha'yı mutlaka göz önünde bulundurun yani 2-5 ve 9 yazdıktan sonra Safiye önceliğiniz olsun derim. Ee, Miran Alp, Hışman Çizik biniyor. Burada Hışman iyi binebilir. Ee, bir sürpriz o isim olabilir. Son dönem performansı itibariyle sürpriz kalır burada bu grup içerisinde. Bu safkan değerlendirilebilir. Ee, lakin ben hani 2-5-9'un dışında pek çıkmayın derim. Ee, Karacalar iyi durumda. Burada bakalım. Ya tam anlamıyla atı çözemiyoruz. Hani Net bir şekilde desek ki at şu şekilde %100 verim alarak koşacağız o şekilde koşacağız ama bir türlü olmuyor yani. Önde gidiyoruz bir gün iyi koşuyor bir gün kötü koşuyor. Geride bekliyoruz bir gün iyi koşuyor bir gün kötü koşuyor. Ortada aynı şekilde. Yani birazcık değişik bir at. Karacaları tam anlamıyla çözdük mü? Ben açıkçası bu grupta hiç geçemeyeceği bir at olduğunu düşünmüyorum. Safkanımızın. Bakalım bu yarışta da Allah nasip ederse iyi koşacak. 2-5-9 diyoruz buraya arkadaşlar. Bu şekilde bu programın sonuna geliyoruz. Tekimizi hatırlatalım. bir numara Master of Puppets Banco 6. koşu. 5. koşuda da yine bir numara arkadaşlar alternatif olarak veriyoruz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuz olan e, Antalya tahmininde kanalımızda mevcut durumda seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Dilerseniz katılıyor elimizde olabilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.